en güzel odası. Mutfaktan önce. Daha sonra mutfak geliyor galiba. Evin en güzel odası çünkü tek başıma sessiz, kendimle kalabildiğim bir yer. Kitaplar hemen elimin altında. İstediğim gibi uzanabilirim buraya. İstediğim gibi. Hiçbir şey yapmadan belki dakikalarca bekleyebilirim. Yani çalışma saatlerim şöyle. Akşamın bir parça geç saatinde yatarım. Saat 10-11 gibi. Sonra başkalarının uyuduğu saatte, yani gece saat 2-2.30-3 gibi de kalkarım. O saatler çok sessiz ve verimli saatler. Genellikle saat 7'ye kadar aralıksız okur ya da yazarım. Sonra bir saat kadar yürür, dönerim, kahvaltıdan sonra tekrar otururum. Eğer hastaneye gitmeyeceksem, ki genellikle daha çok artık evde çalışarak vaktimi geçiriyorum, bu odada oluyorum. Size odamdan söz edeyim biraz. İşte şiirlerimi burada toplamaya başladım. Önceden daha genişti kütüphanemdeki yeri ama sanki giderek bir köşeye sıkıştılar gibi geliyor bana. Ama yine böyle hiç vazgeçmediğim, elime attığımda mutlaka birkaç dizesini, şiirini yeniden okumak istediğim şairleri ön tarafa koyuyorum. Bak mesela burada bir Turgut Uyar var. Evet, Büyük Saat. Herkeste olması gereken kitap, herkeste olması gereken bir şiir kitabı. Furu, yaralarım aşktandır. Evet. Bu kitabı ilk Ada Yayınları, Onat abinin ve Celal Hosroşahin ön sözüyle basmıştı. Sonsuz Gün Batımı. İlk okuduğumda çarpılmıştım bu kitaba. Sonra Toplu Şiirler de yayınlandı. Ya da bizdeki Türkçe çevrilebilen Toplu Şiirler. Ne kadar saçtı. Cemal Süreyya'nın Sevda Sözleri. Türkiye kadar bir çiçek herhalde en çok aldığım, en çok dağıttığım, en çok hediye ettiğim kitaplardır. Kitaplardan biridir şiir kitabı olarak. Ergin Günşen'in, bulamıyorum herhalde masanın üzerinde bir yerlerde. Şiirler böyle. Bu bölüm benim işte Rus klasiklerim, değil mi? Yani ya Karamazov kardeşlerin ya da cinlilerin olmadığı bir kütüphane olmaz diye düşünüyorum doğrusu. Cervantes'in bakmış oldu. Burası devam ediyor. Burada antropolojiden kitaplarım var. Bourdieu, bir sosyolog, antropolog, habitus kavramıyla bilinir. Kafamdaki birçok soruyu Bourdieu'nun habitus kavramıyla açıklayabildiğimi fark ettikten sonra o ne yazmış veya ondan ne çevrilmişse doğrusu peşine düştüğümü dönüp dönüp okuduğum kitaplardan biridir Bourdieu'nun kitapları. Burası, evet, bu camlı kapı benim en güzel kapım. Bu sinema külliyatının oluşmasında başlangıcı AFA sinemanın, AFA'nın sinema serisiyle başlattı. Daha sonra bunu Agora sürdürdü, sağ olsun. Onlar da burada eksikleriyle ve tekrarlarıyla birlikte bazılarını hem AFA'dan aldım hem Agora'dan aldım. Bu çok güzel bir kitaptır mesela. Bilmiyorum ne kadar fark edilmiştir, ne kadar okunmuştur ama Bergman'ın Büyülü Feneri müthiş bir kitaptır. Sonra Son Nefesim, Bunuel. Sinema okuyan, sinema yapmak isteyen bütün arkadaşlarım, kardeşlerim mutlaka okuması gereken kitaplardır diye düşünüyorum. Özellikle bu üç kitap sanki. Ben sinemaya Üç Maymun'un senaristlerinden biri olarak girdim ve Üç
Şumayim'in senaryo çalışması bittikten sonra da o filmde oyuncu olarak yer aldım. Yani günümün birçe bir kısmını ya da zamanımın büyük bir çoğunluğunu burada geçiriyorum yazarak, okuyarak, ama burada değilsem büyük bir ihtimalle bir sinema çalışması içindeyimdir. Yani ya setteyim oyuncu olarak ya da bir senaryo çalışması için bir arkadaşımla, bir yönetmen arkadaşımla ya da kiminle ise onunla çalışıyor haldeyim. Yakın zamanda bitirdiğimiz iş Mahmut Fazıl Coşkun'un üçüncü filmi. Mahmut'la birlikte yazdığımız bir senaryoyu Mahmut 2016 yılında çekecek. Bir dönem filmi. Biliyorsunuz onun daha önce Uzak İhtimal ve Yozgat Bruz isimli filmleri vardı. Ben Yozgat Bruz filminde oynamıştım. Onunla başlayan bir dostluğumuz devam ediyor. Bir de yurt dışında yaşayan bir yönetmen arkadaşım var. Onun ilk uzun metrajcısı olacak. Belgesel çeken bir yönetmendi. Şimdi uzun metrajcısı olacak. Onun senaryosunu yazıyorum. Bu arada kendi çekmeyi düşündüğüm filmin senaryo hazırlıkları da hemen hemen bitmek üzere. Onunla uğraşıyorum. Edebiyat hep olacak. Sinema mutlaka vazgeçilmez. Ama sanki daha çok kamera arkası bundan sonrası için düşüneceğim, hedefim. Sehpanın üzeri, aldığım, okumakta olduğum, okuduğum ve tekrar yeniden döneceğimi düşündüğüm kitaplar. Bunlar da kendi işlerinde yine ayırırlar. Bunlar, evet, ana kitapları. Bunlar Cemil Meriçlerim. Çok önemli bir isim. Burada bir yerde Ahmet Hamdi Tanpınarlar'ın olması lazım. Evet. Onlar da Tanpınarlar. Böyle Cemil Meriç'le Tanpınar'ı yan yana gördüğüm zaman kendimi daha iyi hissediyorum. İşin doğrusu öyle. Evet, iyi ki yeniden okumuşum dedirten bir kitap bu. Hitchcock'un Truffaut'la Söyleşisi. Yine AFA serisi bu. Tabii Kurosawa. Tarkovski buralarda. Benim başucu kitabım Mühürlenmiş Zamandır. Bu kütüphanenin herhalde birinci kitabı ne diye soracak olursanız budur. O meşhur bir soru var ya, hani ıssız bir adaya düşerseniz yalnız ne almak istersiniz? Üç şeyden birisi. Mühürlenmiş Zaman almak isterim Tarkovski'nin. Uruguaylı bir yazar bu. Yakın zamanda da kaybettik galiba onu. Türkçe'ye epeyce bir kitabı çevrildi. Yazmayla uğraşan, yazmayı bir parça profesyonelce de yapmak isteyenler için bence çok önemli bir üsluba sahip, çok önemli bir yazı diline sahip birisi. Aynı zamanda çok vicdanlı ve çok namuslu, haysiyetli bir yazar diyebiliyorum ve Galeano'yu mutlaka öneriyorum. Bu bölüm ise baştan sonra antropoloji kitaplarıdır. Doktora eğitimi sırasında zaten birçok kaynağı bulundurmak durumundaydım. Giderek onlar böylesi bir kitaplığa da dönüştü. Kimler var? Bakıyorum. İşte yani Diamond'un Tüfek, Mikrop ve Çelik zaten biliyorsunuz bu işin ABC'si. Strauss'lar var burada. Ama şunu mutlaka öneririm. Lütfen şu Hüzünlü Dönenceleri mutlaka okuyun. Çok önemli bir kitaptır. Strauss'un da böyle en kolay, en keyifli ve kendini çok doymuş hissederek bitireceğiniz bir kitaptır bittiğinde. Malinowski'ler var. Bozkurt Hoca'nın kitapları var. Şamanizm bir ara çok ilgimi çeken, üzerine çok şey merak ettiğim, okuduğum bir alandı. Onunla ilgili kitaplar var. Evet. Edebiyatın bence
Türkçe'yi en iyi kullanan yazarlarından biridir Refik Halit Karay. Refik Halit'in yeterince kıymetinin bilinmediğini düşünenlerdenim ve bu yüzden herkes bir Refik Halit Karay külliyatını oluşturmalarını öneririm. Bunlar bu eskilerden taşıyıp geldiğim Kemal Tahir'lerim. Ben bir Kemal Tahir hastasıydım özellikle üniversite yıllarında. Bir ara bütün kitaplarını okuyup bitirdikten sonra nereden okumuşsam sarı defterlerinin olduğunu ve onların el yazısıyla yazıldığını ve henüz basılmadığını öğrenmiştim ve onların nasıl peşine düşerim, o defterleri nasıl okurum takıntısı vardı. Neyse daha sonra herhalde şöyle bir kitapta toplandı diye biliyorum. İtaki Yayınları, Tefrika romanlarını özellikle, Biz Böyle Delikanlılar Değildik diye bir toplu kitap yaptı. Şimdi burası enteresan benim masam. Bunlar niye hep önümde duruyor? Bir de sırtlarını bize çevirmişler. Çok sık başvurduğum kitaplardır bunlar. Çok sık okuduğum ve elime attığımda hemen uzanıp tekrar birkaç sayfasını okumak istediğim kitaplardır bunlar. Ve mutlaka yakın zamanda da okuyayım diye koyduğum önüme kitaplardır. Ya bir konuyla ilgili aldığım bir kitaptır o ya da bir alıntı yapacağım bir kitaptır. Onun için hep önünde tutarım. Dostoyevski, Hitchcock, Antonioni, Cohen kardeşler. Hepsi de çok kıymetli. Hepsiyle de başlamışım çalışmaya. İşlerine notlar almışım. Ve aralarında bir tane şey olması lazım şimdi. Haneke. Bu da çok önemli bir kitap. Everest'ten çıkmış. Haneke anlatıyorum. Bu da bütün sinemacıların, sinema profesyonellerinin, sinema severlerin mutlaka bulundurması, okuması, hiç olmazsa şöyle bir karıştırması gereken kitap. Bu benim kitap. Bunu isterseniz hiç bir şey yapmayalım. Pegasus'un yanına koyalım efendim şöyle. Ha, burada ne var? Edir Said'lerim var. Bu bir süredir buna takıldım. Okuduğum bildiğim birisiydi ama şu yersiz yurtsuz meselesi ve bir de kış ruhu bulması lazım galiba. Evet. Kış ruhu bitirmeye çalıştığımız bir senaryoda çok işime yarayan bir kitap. Bir sürgün hikayesi yazmaya çalışıyorum. Edir Said'in sürgünlükle ilgili yaklaşım nedense çok önüme açtı, ilham verdi. Hepimizin sürgün olduğunu söylüyor çünkü Said. Daha doğrusu modern dünyanın herkesi sürgünleştirdiğini, sürgün yaptığını söyleyen bir iddiası var. Bu çok, bana çok doğru geliyor. Bu yüzden senaryo yazarken de yaptığım yan okumalardan biri Said'in Kış Ruhu. Evet, böyle kitaplar için bunları söyleyebilirim. Bunun dışında bu odada bulunmak bana sadece bir çalışma ortamı sağlamasının ötesinde bu dünyaya dair hala ümitle tahammül etmemi sağlayan bir mekan burası. Kitapların böyle bir özelliği var. Bunu sakın böyle spiritüel bir şey gibi de algılamayın lütfen. Kelimelerin ruhu olduğuna inanıyorsak, kitapların ruhu olduğuna inanıyorsak ki ona inananlardan ben, kişiyi bu biçimde etkilemesi de mukadder diye düşünüyorum. Tuhaf eşyalarla, elektronik eşyalarla dolu ya da bir takım kiç mobilyalarla dolu bir mekanda oturmak yerine kitaplarla çevrilmiş bir mekanda dünyayı yeniden tefekkür etmek herhalde iyi geliyordur. Hepinize bol kitaplı, çok kitaplı, kütüphaneli bir hayat ver.